Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın rotasında sizlerle birlikteyiz. Dün de anons ettiğim üzere bugün çok değerli bir konuğum var. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan bizlerle. Hoş geldin Şant. Günaydın, teşekkürler. Evet, şu an var ya herkesin kafası felaket bir şekilde karışmış durumda. Hele dün de bu Avrupa'dan enflasyon çok kötü gelince, daha doğrusu enflasyon çok düşmüş ve buna üzülüyoruz. Küresel olarak üzülüyoruz. Deflasyon, Avrupa geri mi gidiyor vesaire endişeler oldu. Paritelerde çok sert hareketler oldu. Bugün biraz daha böyle uluslararası piyasalar, pariteler, FX ağırlıklı bir program yapacağız. Çünkü çok fazla bize soru geliyor. İşte dolar, Japon yeni vesaire oradaki politikalar. Ama ben her zaman ilk çağırdığım konuya sorduğum soruyla başlayacağım. Şu an Şant Manukyan'ın gözünden küresel resim ne gösteriyor? Bize bunu bir özetler misin? Şimdi ben bu soru aslında geniş bir soru olduğu için ben de geniş bir cevap vereceğim. Dönüp de baktığım zaman ben 2008'deki duruma oranla tamamen ekonomiler yeniden dizayn edildi, bankacılık sistemi düzenlendi, sermayeleri yeterli hale getirildi, alınan riskler küçüldü mü diye baktığımda bunların cevabını hayır olarak görüyorum. Evet, bazı düzenlemeler yapıldı. Önemli, özellikle regülasyonlar kısmında çok önemli adımlar atılıyor. Ama piyasanın bu hale gelmesine neden olan bir, finansal sistemin çalışma modeliyle, iki, sermayelerinin kuvvetlendirilmesi veya zararların reel olarak yazılıp bilançoların düzenlenmesi yapıldı mı? Bence yapılmadı. Dolayısıyla şu anda aşağı yukarı krizin üzerinden işte Amerikalıların verdiği resesyonun bitiş tarihi 2009'du. O tarihten bu yana 4 yıl geçti. Hala bütün piyasalarda aşırı merkez bankası müdahalesi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu zaten işlerin normalleşmediğini, işlerin kendi dinamiği içinde iyiye gitmediğini gösteren bir unsur. Benim kişisel görüşüm birkaç sene sonra, yani hemen bu sene veya 2014'te demiyorum, birkaç sene sonra ikinci bir kriz yaşayacağız. Bu yeni bir kriz olmayacak, eskinin devamı olacak ama işte borsalar vesaire yukarı gittiği için sanki yeni bir krizmiş gibi algılanacak. Ama benim gördüğüm kadarıyla bir, merkez bankaları artık kontrolü yavaş yavaş ellerinden kaybetmeye başladılar. İki, devletler aşırı borçları nedeniyle yavaş yavaş her şeye vergi getirmek tarafına doğru kayıyorlar. İşte dün örneğin İngilizler yabancıların İngiltere'de yaptıkları konut alımlarından oluşacak karlar acaba vergilendirilsin mi diye bir tasarıyı ortaya koydular. Almanya'da biliyoruz işte hafta içinde Merkel koalisyon görüşmelerini yaparken işlem vergisi getirme konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi finansal piyasalara yönelik. Dolayısıyla yavaş yavaş bu adımlar piyasaları yeniden bir krize doğru götürecek. Peki o krizin niteliği ne olacak? Bir reel krizden mi bahsediyorsun? Yoksa yeniden finansal piyasalarda bir türbülanstan mı bahsediyorsun? O kriz çok büyük bir ihtimalle devlet... Ben de bu yayından önce, daha önce geçen haftalarda da Kaan Saraydın geldi, Morgan Stanley'nin eski CEO'larından. Aynı şekilde ondan önceki yayınlarda da özellikle önümüzdeki 2 yıl, 3 yıl çok tehlikeli. Hakikaten yeni bir kriz yeniden ortaya çıkabilir. Bu küresel kriz diye. Çünkü ben şimdi bunu çok paylaşan yoktu Şant. Şu an senden duyuyorum. Çok ilginç geldi bana. Onun niteliği nasıl? Bir borç krizinden mi bahsediyorsun? Yoksa finansal piyasalarda reel ekonomi kaldıramayacak, artık finansal piyasaları kaldıramayacak ve finansal piyasalarda bir çöküş mü? Şimdi 2008'de ne yapıldı? Var olan problemler bankaların bilançolarından, ki tamamen de alınmadı, biraz muhasebe standartlarının rahatlatılması, biraz da işte devlet desteğiyle bankaların bilançolarından devlet bilançolarına kaydırılan krizler var. Şimdi bu krizler aslında her bölgede farklı modeller içinde. Japonya'da nedir? Japonya'da çok ciddi bir demografik kriz var. Yani Japonya'nın ben bu işten kurtulma imkanını görmüyorum zaten. Demografik bir kriz var. İç piyasaya ciddi anlamda borçlanmış bir hükümet var ve bir türlü canlandırılamayan, çünkü temizlenmemiş olduğu için 89'dan bu yana bankacılık krizi, bir model var. Şimdi bu Japonya'daki problem. Çin tarafına baktığımızda, Çin tarafında da yine demografik bir sorun var, tek çocuk politikası nedeniyle. Artı aşırı yapılan yatırımların artık
alınan krediyi ödeyemez bir getirisi olmasından kaynaklanan bir problem var. 29'da da böyle olmadı mı Can? Sen 29'u tabii, çok iyi biliyorsun. Tabii. Over investment dediğimiz çok aşırı yatırımların yapılması, tabii, borsaların gitmesiyle 29'da birlikte. 29'da da Japonya'da da 89'da da olan şu. Yani Çin'in aynen, modeli hiç ortada olmayan bir model falan değil. Aynen, var olan aynen, bir model. Dolayısıyla Çin'in bu yönden bir krizi var. Yani 7,5 büyüyor olması Çin'in iyi büyüyor olması anlamına gelmez. Sağlıklı büyümüyor. Bence Çin %3-4 büyüse ama sağlıklı büyüse çok daha iyi olacak global olarak da. Avrupa tarafına gelirsek Avrupa'nın farklı bir problemi var. Avrupa aslında cari açık veren işte gerçekten parası olmayan bir ülke falan filan değil. Ama Avrupa'nın problemi ne? Amerika üzerinden karşılaştırarak örnek vereyim. Amerika'da Fed açık piyasa işlemi yaptığında veya işte şu anda quantitative easing yaptığında federal tahvilleri satın alıyor. Gidip de Kaliforniya'nın, New York eyaletinin tahvillerini almıyor. Onları kurtarmıyor. Onların denk bütçesi olması lazım. Ve Detroit örneğinde gördüğümüz gibi bu adamlar batarsa batıyor. Amerikan ekonomisine de bir zararı olmuyor. Yani elbette sorun yaratıyor ama Amerikan ekonomisi çöker mi demiyoruz. Avrupa'da hatalı bir adım atıldı ECB kurulurken veya Avrupa Birliği. Her ülkenin tahvili ECB açısından aynı önemi taşıyor. Yani ECB bir operasyon yapacaksa Alman tahvilini alarak da karşılığında euro verebilir. Yunan tahvilini alarak da karşılığında euro verebilir. Böyle olunca da Yunanistan battığında veya küçücük Güney Kıbrıs battığında bütün Avrupa çatırdıyor. Bu zamanında Amerika gibi federal bir eurobond oluşturulsaydı bu problem yaşanmayacaktı. Şimdi herkes Almanya'nın peşinde, aman şunu oluşturalım diyor ama Almanlar da doğal olarak neden ben kendi reytingimi bunun içinde koyayım? Çünkü bu 99'da bütün getiriler Almanya getirisine gelmişti. O zaman bir Eurobond ihracı mantıklıydı federal. Şu anda böyle bir şey mantıklı değil. Dolayısıyla Avrupa'da da ayrı yönlere doğru koşan, ayrı problemleri olan ekonomik bloklar var. Ve buna sadece ortada bir ECB var, bunları bir araya tutan. Şimdi işte bunu politik olarak kuvvetlendirelim falan filan diyorlar ama çok kolay bir gelişme değil o. Birazdan Euro'yu konuşurken bu örneği verecektim ama şimdiden vereyim. Aha. Örneğin iki gün önce İspanya'da enflasyon açıklandı. Çekirdek -0.1. Yani artık dezenflasyon olmaktan da çıkmış durumda. Dolayısıyla bir merkez bankası açısından bu faiz indirmesi gerektirilen bir konu. Ama Almanya'da geçen ay Bundesbank raporunu açıkladı. Diyor ki bizdeki konut fiyatlarında balon oluşmaya başladı. Bu da bir merkez bankasının aslında faiz arttırması gereken bir konu. İspanya'nın çökmesi 2005'ten önceki aynı durum. Orada tam tersi oluyordu. Almanya'da resesyon vardı. Konut balonu İspanya'da oluyordu. Şimdi tersi var. Şimdi ECB hangisine göre hareket edecek? Dolayısıyla orayı kilitleyen böyle bir durum var. Amerika tarafına gelirsek, Amerika'da evet özellikle regülasyon kısmında veya sorumlu bankaların batırılması kısmında çok daha hızlı davranıldı. O açıdan Amerikan sistemi zaten daha canlı bir sistem. Ama dönüp de baktığımız zaman işte orada OCC diye bu işleri raporlayan kurumun raporuna baktığınızda 5 kurum, Amerika'daki 5 banka dünyadaki derivatif piyasasının neredeyse %95'ini oluşturuyor. Dolayısıyla riskler hala orada ve o risklerin ne olduğunu biz bilmiyoruz. İşte JP Morgan örneğinde gördük, 2,5 milyar dolar silindi. Kimsenin haberi yokmuş. Ne CEO'su konuyu anlayabildi ne trader'ı anlayabildi. Dolayısıyla orada da böyle bir problem bizim var. Bizim bir deyimimiz var ya. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Amerika'da, Avrupa'da ve zamanında Japonya'da halının altına sürülü şey yapılan evet, pislikler orada ciddi bakteri oluşturmaya başladı. Belli bir sonra halıyı yemeye başladılar aşağıdan ve halı gitmeye başladı. Evet. Halı deliniyor şu an Japonya'da. Ben zaten Japonya'dan hiç beni aynen yani bir ümidim yok. Hatta ben birçok yayında şunu söylüyorum. Yani biz hepimiz yüzümüzü Avrupa ve Amerika'ya döndük. Aman orada ne olacak diye bekliyoruz ama arkadan yiyeceğiz bıçağı diyorum. Çünkü Amerika eğer büyümezse Çin'deki o devasa yatırımların ardından çok fazla kamu bankası batabilir. Çin'in kamu borcu neredeyse yok biliyorsun. Yani bankalar zaten devlet bankası. Evet. Düşünsene bir. Oradaki bütün bankaların hepsine tahvil koyup da aynı şekilde süpürüldüğünü. Oradaki bir kriz yani öyle bir gelişme tüm dünyayı alt üst eder. Özetle o zaman şunu söyleyebiliriz. Peki şeyi okudun mu? Muhteşem bir makale yazdım. Benim hep kafamda nasıl gelişecek bu olay? Yani süreç nasıl olacak? Yani bir kriz gelecek ama
bu birkaç yıl içerisinde. Yalnız bunun tetiklemesini zaten hani piyasalar kaotik biliyorsun. Hı hı. Yani herhangi bir küçük olay bir anda tabii bütün sistemi yıkabiliyor. Dolayısıyla bunun yolu nasıl olabilir diye hep sürekli olarak yatarım mesela ben. Bir kitap alır okurum. Şöyle yatmadan yarım saat önce yatağa geldiğimde bir kitap okurum. O sırada bunun üzerinde çok fazla kafa yorarım. Yani hani şeyi biliyorsun, Muhammed el-Erai'nin yazdığı kitap var. Sonra türbülans çağı diye daha hı hı. Greenspan gitmeden önce yazdı. Evet. Türbülansın başladığını, ya muazzam bir türbülansa dünyanın gireceğini. Crunch Time diye bir makale yazıldı. National Bureau of Economic Research'te. Şu an bir ay önce falan çıktı. Mishkin'le Hamilton'ın yazdığı bir makale. Crunch Time. 2017 ve 2018'i veriyorlar. Bu bilimsel bir makale ve bu National Bureau of Economic Research tarafından yayınlanan bir... 2017 gibi düşünüyorum zaten. Evet, 2017'yi ve 2018'i veriyorlar ve Amerika'da, yani Amerika'nın borçlarının hani ödenebilmesinin, şu an geri çevrilmesinin, yeni programla falan mümkün olamayacağını, nereden, sistemin neresinden nasıl vurabileceğini çok güzel analiz etmişler. Şimdi orada aslında 3 tane yol var. Yani hı-hı. hani seyirciler de, izleyiciler de şey demesin, illa negatif mi olacak? Hayır, 3 tane alternatif hı-hı. var. Bu alternatifleri söyleyeyim. Evet. Belki onlar şöyle olabilir. Bir, dünya ve Amerika bu krizden büyüyerek kurtulabilir. Yani çok hızlı büyürsünüz. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Amerika'nın borcun gayri safi milli hasıla oranı yine %100'lere geliyor. Evet. Ama 1955'lere 60'lara geldiğinizde borç nominal olarak aynı ama ekonomi çok hızlı büyüdüğü için borcu yaralamış oluyorlar. Yine bu yapılabilirse bir problem olmaz. Yani hızlı bir büyüme. Orada bir şey yapabilir miyim? Tabii. O zaman işte 45, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Fakat 45 yılından sonra, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra evet borçlar %100'e geliyor. Mesela İspanya'nın borcu %101'lerden, %105'lerden biliyorsun %70'lere falan gerilemişti. 2007'ye kadar olan süreç evet. içerisinde. Fakat dünya o zaman şöyle bir şey yoktu. Yani Amerikan Merkez Bankası $4 trilyon bir bilançosu yoktu. Japonya Merkez Bankası böyle inanılmaz para saçmıyordu. Tabii, Avrupa Merkez koşullar, Bankası tabii. para saçmıyordu. Ben işte gelecek büyümenin, eğer büyüme gelirse zaten hani bekliyoruz ya evet. o zaman borcun oranı azalacak. Gelecek büyüme gelsin de enflasyonu nasıl kontrol altına alacaksın? Enflasyonu kontrol altına alayım dediğin sırada faizi yükseltmek büyümeyi istediğinde daha adam şey yapmayacaksın. Evet. Çıkış lafını, Ç harfini söylediği anda bütün küresel gelişmekte piyasalar. İşte crunch time'da bu bıçak sırtı dengenin insan beyniyle tamam mı? Yapılamayacağını bana ispatlıyor. Tabii çok zor. Tabii muhakkak. Yani insan beyniyle yapılamayacağını derken o zaman piyasa güçlerini bırakmamız lazım. Olacak krizi hemen yapman lazım. Yani hemen bu pisliklerin hepsini, hani UFRS'nin anlamı nedir eski tek düzen bilanço sistemine göre? UFRS'nin bir tane anlamı vardır. Varlıkların gerçeği göstersin kardeşim. Evet. Yani ben şimdi çocuklara şöyle anlatıyorum. Bilançonuzu çocuklar yazın. İşte çorabınız, arabanız, bilgisayarınız. Aldığınız fiyattan mı yazacaksınız varlığınızı? Yoksa şu an çorabınızı satmaya kalkarsanız kaç liraya satarsınız? Yeni bilanço sisteminde çorabına sıfır yazmak zorundasın. O senin için artık bir varlık yani. Değil. Bilgisayarını $1000 almışsındır, $300 yazmak zorunda kalabilirsin. Ama bunu diyenler, bu BIS bu sistemi getiriyor. Ama bakıyorsun, dediğin gibi İspanya bankalarının üzerini ört, o pisliğin üzerini ört. Aynen. Batık zaten 20 banka orada. Amerika'da aynı şekilde. Bu ört dur ve bunu para basarak da ekonomiyi büyütmeye başlarım diye umutla bekleniyor. Herkes Godot'u bekler gibi büyümeyi bekliyor. İşte buradaki problem şu. Birinci yol öyle dedin. Birinci yol büyüme, evet. Evet, büyüme. İkinci yol neydi? Şimdi ikinci yol çok daha basit bir yol. Enflasyon yaratırsınız. Yani borcum borç ama şu anda verdiğim $100'la 10 yıl sonra vereceğim $100'ların satın alma gücü çok farklı olacak. Biri kağıt parçası olacak, biri alım gücü olan bir şey. Dolayısıyla bu ikinci alternatif. Bu da yapılabilir. Yani daha önce herkesin yaptığı, Amerikan'ı yapmasa bile herkesin yaptığı bir yer. Ve şunu da unutmamak lazım. Biz yani de yaptık.
yıllar bazında da bakarsanız hani %2 enflasyon, %2 enflasyon diye konuşuyoruz Amerika'da veya Türkiye'de de farklı rakamlar, ama bunu zaten bir 10 yıllık dönem içinde bileşik bakarsanız zaten bu yapılıyor. Yani yapılmayan bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Doğru söylüyorsun. Evet. Üçüncü alternatifte default edersiniz. Ben bunu ödeyemiyorum dersiniz. İşte Yunanistan örneğinde olduğu gibi. Şimdi Amerika'da bu ihtimal zayıf. Böyle bir şey olmayacak. Dolayısıyla kalıyor bir ve ikinci ihtimaller. Ha, üçüncü ihtimal de şudur. Yani bu sorun çözülmez. Deflasyona gidilir işte. Çok daha ağır bir kriz gelir. Dolayısıyla yatırımcıların bence yapması gereken, ya elbette işte kim ne diyorsa dinlemeleri lazım, ama bu senaryolardan hangisine doğru bir kayma var diyebilirsiniz ki Amerika'da gerçekten bir kaya gazı, işte enerji devrimi var veya biyotek devrimi var. Bu Amerika'yı alıp götürebilir. Doğru olabilir. Yani bu tip bir gelişme bir anda çıkabilir. 1980'lerde de eminim kimse işte internet balonu olacak, bir anda Google, Apple gibi şirketler çıkacak demiyordu ya, muhtemelen. FX sen biliyor musun? Bilmiyorum. Biz okulda 3 boyutlu ekonometrik denklem vermişti Profesör Ercan Uygur. FX 3600 makinede, tamam mı? Denklem çözüyordu. İşte mesela. Yıl 1982. O zaman ya o bizim için devasa bir muhteşem bir teknolojik ilerlemeydi yani. Tabii, dolayısıyla hani evet kötümser bakıyoruz, ama hani şu anki bilgilerimizle kötümser bakıyoruz. Belki yarın öbür gün bunların hepsini süpürecek bir gelişme olacak. Bu olmaz diyemeyiz. Ama bizim görevimiz zaten 3 yıl sonra şu olacak veya bu olacak tahmininde bulunmak değil. Evet. Doğru senaryoları ve ihtimalleri en makul şekilde ortaya koymak. Şu andaki senaryolar, ana senaryolar da bunlar. O zaman ben bir değerlendirme yapayım mı senin söylediğin senaryolar içerisinde? Birinci senaryo büyüme. Zaten büyüme gelsin diye adamların yapmadığı bir şey kalmadı. Artık orada çaresizler. İkinci senaryo enflasyon yaratarak. Enflasyon yaratma konusunda zaten Fed daha önce örtülü enflasyon hedeflemesi izliyordu. Şimdi enflasyon hedefini 2'ye çıkarttı. 2,5 bile olursa sorun değil, evet, dedi. Bu 2,5 bile olursa sorun değil demesi, yani 2,5'a kadar, yani 3 olursa bakacağız demektir. 3 enflasyon Amerika gibi bir yerde çok ciddi bir enflasyondur ve enflasyonist beklentileri de değiştirir. Tabii, hepsini bozar. Enflasyonist beklenti değiştiği anda, enflasyon geleceğini gördüğü anda insanlar elinde para tutmak istemez. Çünkü bu televizyonu bir ay sonra aynı fiyata alamayacağını, tabii, bilir. Dolayısıyla paradan kaçış yavaş yavaş başlar. Bu gerçekten canlandırır. Aynı bizim 2000 öncesinde enflasyonla, mesela git iş adamlarıyla konuş, hep şöyle derler. Evet, enflasyon vardı ama kardeşim para kazanıyorduk. Tabii, fiyatlama gücümüz vardı. Evet. Dolayısıyla ikinci senaryo default konusunu, mesela İspanya default olabilir. Tabii Amerika için çok geçerli bir senaryo. Amerika için geçerli değil. Şimdi sorulara bakacağım ama ona bakmadan önce bir şey söyleyeceğim Şant. Senin teorik altyapın da çok çok iyi. İzleyicilerimiz bana kızacak şimdi, ama yani ukalalık için söylemiyorum, ama vallahi merak ettiğim için soruyorum sevgili seyirciler. ISLM modelini biliyorsun. Evet. Resesyonda IS eğrisi sola doğru kayıyor ya. Evet. Ne oluyor? Gelir hızla düşüyor. Sen de geliri arttırabilmek için elemi sağa kaydırıyorsun. Değil mi? Evet. Elemi sağa kaydırınca işte parasal genişleme, ama likidite tuzağına girince de bir noktadan sonra artmıyor şey. Burada krizlerde şunu fark ettim. Yani aradım, yok öyle bir model de yok. IS eğrisinin eğiminin hala aynı olduğu varsayılıyor. Halbuki IS eğrisinin eğimi bir hafta içinde değişiyor. IS eğrisi daha önce normal zamanlardayken çok yatay ve faize karşı acayip duyarlı bir eğri. Fakat kriz sırasında IS eğrisi tam bir dik alıyor. Şimdi şöyle düşünüyorum. IS eğrisinin eğimini nasıl tekrar eski hale getirebiliriz? Yani öyle bir politika uygulayacaksın ki faizi duyarlı hale getireceksin. Bu durumda, yani bilmem onun üzerine kafa yordun mu ama seni bulmuşken hemen o soruyu sormak istedim. Böyle bir durumda IS eğrisinin eğimini değiştirecek şeyin sadece maliye politikaları olduğunu düşünüyorum. Hani biz kriz sırasında şey yaptık ya, tüketim vergilerini hızla aşağı çektik. Hı hı. Daha o beklentiler bozulmadan, yani çok fazla bozulmadan KDV'yi hızla aşağı çektik, bir anda harcama, yani bir durmakta olan bir motora bir şey yaptın, bir, evet, el çektik, hız verdik, o sonra kendi kendine tıkır tıkır gitmeye başladı gibi. Ne diyorsun bu konuda?
Şimdi aslında bu krizin ortalarına doğru Krugman'ın da üzerinde durduğu bir şeydi. Yani olmuyor bu şekilde diye. Burada aslında birkaç tane nokta var. Hem makro bakabiliriz, hem biraz daha geniş bakabiliriz. Şimdi Amerika'da Apple herhangi bir ürün çıkardığında işte 3'ten 4'e gittiği zaman, 4'ten 5'e gittiği zaman tüketici bunu alıyor. Almakta bir sorun yok. Ama daha geniş düşündüğümüz zaman Japonya'da da Amerika'da da bu problem var. Herhangi bir şeyi daha fazla artık Avrupa'da da Amerika'da da bu insanlara tüketebilir misiniz? Bana sorarsanız artık biraz zor olmaya başladı. Yani faizi de indirseniz, aslında işte herkes o zaman dalga geçiyordu, helikopter Bernanke gidip elden para da verseniz, bu paranın ekonomiye girme ihtimali bence çok zayıflamış durumda. Çünkü insanlar zaten çok borçlular. Hala dünyanın her yerinde çok borçlular. Dolayısıyla faizin inmesine verecekleri bir tepki yok. Şimdi Fed ne diyor? Tamam, faizin inmesine tepki vermesin ama ben servet etkisi üzerinden o zaman bu insanlara kendisini zengin hissettireyim. İşte konutunun fiyatı artıyor, hissesinin fiyatı artıyor. Böyle zengin hissedince faizle düşük harcatayım. Şimdi buradaki problem ne? Bu mentalite olarak çok doğru olmasına rağmen dünyada Amerika dahil gelir dağılımı o kadar kötü bir noktaya gelmiş durumda ki zaten hisse senetlerinin çok büyük bir kısmı Amerika'da İlk %1'lik kesimin elinde, hatta 0.1'lik kesimin elinde ağırlıklı, daha geniş şeyde %1'lik kesimin elinde. Evet, Can, çok kısa bir süreliğine sözünü kesiyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Rütük'ün kurallarına göre belli bir dakikada girmemiz gerekiyor. Çok net bir şekilde özetledin. Bunun üzerinden devam edeceğiz sevgili seyirciler. Çok kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, Şantmanukyan'la sohbetimize devam ediyoruz. Acayip güzel gidiyor. Biz yayın arasında da hızla, hararetle konuşmaya devam ediyorduk. Evet, dedin ki insanlar borçlu olduğu için zaten borç alıp tekrar harcayamıyorlar. Bunların gelirlerini arttırmaya kalksan, yani özel sektör daha yüksek maaş ödemesi gerekir. Reel geliri artsa harcar aslında. Bence reel geliri artarsa harcar. Ama onun da devlet maliyetine katlanması lazım. Yani özel sektör katlanamaz o maliyete. Öyle bir teşvik edici. Yani ne bileyim vergileri falan azaltmaz lazım ama bu böyle bir yakalandılar ki %100 borçla yakalandılar. Keynes'in zamanında hiç olmasa kamunun borcu yoktu. Yani kamu çok rahat çukur kazdırıp geri doldurup insanlara para ödeyebiliyordu. Şu an öyle bir plan açıklasalar dolardan kaçış başlar. Tabii yani yine aynı yere gidiyoruz. Bunu yapabilirler. Fed'in söylediği bir şey bu zaten. Bakın çok hızlı daraltıyorsunuz diye. Özellikle evet. Fed açıklamasına da koydu. Ve o akşam gelen veride bütçe açığı 4.1'e girildi. 10'du bu 2009'da. Buradaki ama sorun ne? %100, %120 yapabilirsiniz belki. Japonya da yaptı. 200 liraya getirdi. Ama sonra hızlı büyüyecekseniz bunu yapabilirsiniz. Yani bir noktada vergi gelirlerinizin daha hızlı artacağını gördüğünüz zaman bu tip bir şey yapabilirsiniz. Şimdi o ücret kısmı mesela Japonya'da çok tartışılıyor. Japonya'da insanlar enflasyon çıktı falan filan diyor ama enflasyon hatalı yerlerden çıkıyor Japonya'da. Nereden çıkıyor? Enerji ithal ettiği için enerji tarafından çıkıyor. Baktığınız zaman işte su giderlerine baktığınız zaman yükseliyor vesaire. Reel ücretlere baktığınızda 19 aydır düşüyor. Dolayısıyla şimdi AB ne yapıyor? Sendikaları ve şirket liderlerini topladı. Dedi ki bir şekilde bonusları arttırın, maaşları arttırın. Çünkü bu şekilde gitmeyecek. Ama bunu yaptığınız zaman da şirketin tabii şunu düşünmesi lazım. Yani burası Çin gibi kapalı bir sistem değil. Diyecek ki daha fazla kâr edebilirsem elbette arttırırım. İşte orada devletin devreye girip hani arttırın demekle olmaz. Biz de ne dedik? Alın verin, ekonomiye can verin dedik. Bunu yani görüp de insanlar gidip alışveriş mi yaptı? Hayır. Hayır. Yapmadılar. Orada da AB istediği kadar söylesin ücretleri arttırın diye. Sen orada eğer ücretlerin artmasını istiyorsan o zaman ücretler üzerinden aldığın vergiyi kes, alma, onu da şeye öde. Bu durumda da borcun artacak. Bu sefer de %300'e çıkacak. Şimdi şöyle bir problem var. Tekrar Japonya üzerinden gidersek. Japonya'da faizler 0.60'larda şu anda 10 yıllıklar. Gerçekten burada bir 1.60'lara 2.60'lara doğru bir hareket olsa ve bütçenizdeki geliriniz aynı hızda artmazsa Amerika ciddi, Japonya ciddi anlamda başı belaya girecek. Bunu geri ödemede de başı belaya girecek. Çevirmede de başı belaya girecek. Dolayısıyla işte az önce söylediğiniz nokta,
çok iki taraftan, üç taraftan sıkışmış durumda. Yani kitabı açtığınız zaman yazanları yapsanız mutlaka başka bir yerden bir problem çıkacak. Çok güzel bir soru var. Levent Göktem demiş ki, yani bu soru, ilk önce ben küçük bir yorum yapacağım. Şant Bey, eğer bugün şu dakikada Merkez Bankası'nın başına atansaydı, yalnız Amerika Merkez Bankası'nı kastediyor, gelecekte gerçekleşeceğini öngördüğü krizi önlemek için şimdiden hangi önlemleri alırdı diyor. Dalgalı kurdan mı çıkardı? Faizleri mi düşürürdü? Hükümete kurumlar vergisini düşürmesini mi tavsiye ederdi ki ticari canlanma sağlansın? Veya hangi önlemi alırdı, ne yapardı diyor. Ben şöyle küçük bir yorum yapayım bunun üzerine. Şimdi bir ilaç verilmesi gerekiyor ama bu ilaç hangisi olursa olsun acayip acı bir ilaç. Ve yani etkisi olacak. Yani çok ciddi yan etkisi. Evet. Yani böyle ağrısız, sızısız kurtulma imkanı zaten bu işten yok. Demin Şant Bey'in üç tane şeyi verdi, söyledi. Bundan bir tanesini referandum yapsak hangisini seçerdi halk, değil mi? Onu uygulardın herhalde, öyle değil mi? Ya şimdi orada şey var, tabii öyle bir yetkinliğim yok benim onun başına geçmem falan filan da, şöyle bir şey var. Bazen ki ilk başta şöyle bir değindiniz geçtiniz, ben onu örnekle söyleyeyim. Bazen o acıyı çekmeniz gerekir. Şimdi 29 krizinden önce, 29 krizi büyük depresyon diye bilinir. Evet. 29 krizinden önce 1920 yılında Amerika'da yaşanan, yine deflasyonla sonuçlanan başka bir depresyon vardır. Yani 1927 yılında Amerikalılara büyük depresyon dediğiniz zaman 1920'deki depresyonu bilirlerdi. O sonradan 29 büyük depresyon oldu. Ve bu depresyonda, Amerika bu depresyonda aşağı yukarı bir yıl içinde çıktı. Neden çıktı? Çünkü vatan battı, kimseyi kurtarmadılar, kimse ücretlere dokunmadı, rekabete dokunmadı. Piyasa kendisini temizledi. İnsani açıdan yine büyük trajediler yaşandı. Ama çok hızlı bir şekilde işte 20'lerden 29'lara götüren o Roaring Twenties denilen hızlı büyümeyi sağladı. Amerika'da da maalesef şu anda hiçbir grubu kurtaramazsınız. Zaten devlet zenginlik yaratan bir organizma değil. Zenginliği dağıtan bir organizma aldığı kararlarla. Doğru söylüyorsun. Şu anda Amerika'da devlet zenginliği dağıtmanın nasıl olduğuna karar veriyor. Diyor ki tasarrufçuyu biz cezalandırmamız lazım. Çünkü ben bu adamın harcamasını istiyorum. Öbür türlü ekonomi çok hızlı daralacak, deflasyona gireceğiz. Dolayısıyla ben seçimimi tüketiciden yana kullanma kararı verdim dedi. Yani burada Amerika'da devlet kimseyi zenginleştirmiyor. Belli bir grup arasındaki dengeyi bozuyor veya kuruyor. Bunu birisi mutlaka acı çekecek. Amerika'daki sorun da bence yine o şekilde. Çok yeni bir teknolojik atak olmadığı sürece Amerika'da işte kim başına geçerse geçsin mecburen o politikanın bir politikanın devamını sürdürüyor olması lazım. Yapacak çok fazla bir şey yok. Yani burada diyorum çok iyi bir teknolojiyle, çok hızlı bir büyümeyle bu sorun çözülür. Onun dışında mutlaka birilerinin ciddi anlamda zarar görmesi söz konusu. Peki şeyi merak ediyorum. Levent Göktem diyor ki ben diyor Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası'nı kastetmiş diyor. Böyle bir krize nasıl hazırlık yapardın Şant? Şimdi Türkiye'deki aslında sorunlar belli. Yani biz paranın dışarıdan gelmesi üzerine çalışıyor ekonomimiz. Yani o geldiği anda kesiliyor. Dolayısıyla burada yine kısa vadeli bir şey yok. Yani merkez bankaları o kadar da kuvvetli değiller. Tabii Fed'den bahsetmiyorum. Kendi dolar paranızı basıp rezerv para birimi olarak dönüyorsa çok kuvvetlisiniz. Ama Türkiye'nin ekonomik modeli, yani sizin ne ürettiğiniz, sizin nasıl yaşadığınıza işaret eden bir yer. Yani nasıl ki petrol fiyatları çöktüğü zaman Rusya'da problem var veya OPEC ülkelerinde problem var, Türkiye'de yok. O modelin değişmesi lazım. Türkiye'de aslında bu tabii şeye gidiyor, fantazi bir konuşmaya gidecek ama ne kadar mühendis yetişiyor? Amerika'da ne kadar yetişiyor? Çin'de ne kadar yetişiyor? Çin'de şu anda Amerika'da yetişenden çok daha fazlası yetişiyor. Dolayısıyla ne ihraç ediyoruz? Neleri tüketiyoruz? Bunlar üzerinden gidilmesi lazım. Yoksa Merkez Bankası hani kurun fiyatıyla oynayarak bir yere kadar bizi götürebilir. Ama ondan sonra götüremez. Özellikle şu dönemde herkes kurunu zaten zayıf tutmaya çalıştığı için. Hani Merkez Bankası kurunu zayıf tutmuş, kuvvetli tutmuş, kısa vadeli etkileri olur diye düşünüyorum ben. Gerçekten çok net cevaplar veriyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle şu süreç içerisinde herkesin kafası karışık ya. Önünü göremiyorsa normalde, o zaman dünyanın tüketmemesi de normal değil mi? Evet. Ben önümü göremiyorsam ne yaparım? Tasarrufumu arttırırım. Zaten onu kesmeye çalışıyor Merkez Bankası. Çünkü o bir döngü oluşturacak. Halbuki şöyle bir şey olsa, yani gerçekten bu tartışılabilir. Herkes bana karşı çıkabilir. Ama ben her zaman
kol kesme taraftarıyımdır. Yani bir iş, çünkü davranışsal finans ilminde de bu vardır. Mesela batık maliyet etkisi vardır beyinde. Yatırımcılar dün 5 liraya aldıkları hisse senedi 4 lira 99 kuruşa düşsün satamazlar. Aslında bir hafta içerisinde %5, %10 kazanacaklarını düşünülerek aldıkları hisse 2 ay boyunca 4.50'ye düşsün satamazlar. Evet. En son sorduğunda battı balık yan gider. Ben uzun vadeli yatırımcıyım der ve sadece psikolojik olarak kendisini rahatlatır. Benzer şey her konuda var. Şimdi Fed'in başındaki adam da bir insan. O da uyuyor, o da su içiyor, o da ya duyguları var. Tamam mı? Bu insan bir karar alacak. Aldığı karar bütün dünyayı yerinden sarsabilir. Evet. Ya yani böyle bir karar alacak. O kadar kolay mı ya? Biz şurada yatırım danışmanlığı firması var, kurduk. Orada bir şey önereceğiz. Kaç yerden şey yapıyoruz, analiz ediyoruz. Evet. Bu şirketin tek tek şeyine bakın, işte takasına bakın, bu hissenin şusuna bakın, bilançosuna baktınız mı, en son bilanço beklentisi, indirgenmiş nakit akıllama değerlemesine, bir hisseyi önermek için yaklaşık 45 dakika, 1 saat harcıyoruz ki, hani bir SMS göndereceğiz, şu hissede alım yapın, şu fiyata gelince de satın. Yani oradaki tekniğine bakıyorsun falan filan. Yani biz bu o kararı verirken acayip zorlanıyoruz, tamam mı? Adam öyle bir karar alacak ki inanılmaz. Batık maliyet etkisi. Yani ben o yüzden, bana kızabilirler şimdi ama yapacağım şey ne olurdu biliyor musun? Gelecek krizi önlemenin yolu yok zaten. Yani bu krizin çok acı olacak. O acıyı şimdiden yaşayalım bitsin. Tabii yani burada... Ama burada şeyi sağlamak, konsensüsü sağlayamazsın. Tabii ki yani bir de şu var. Sonuçta politikacı açısından da baktığınızda bu zor bir şey. Yani orada da bir sonraki seçimde tekrar başarılı olma düşüncesi var. Yani bu tip şeyleri şu anda almak hakikaten zor. Ama şunu unutmamak lazım. Yani işte daha 2 gün önce 29 krizi başlamıştı, 84 yıl önce bugün. Dönüp de baktığınızda mesela sosyal güvenlik çekleri ilk olarak işte FDR başkanlığında yapılmış bir şeydir, Amerika'da kurulmuş bir şeydir ve onun o dönemdeki işte analizleri, yazıları okuduğunuz zaman şunu net bir şekilde görüyorsunuz. İnsanlar, o zamanki politikacılar şöyle düşünüyorlar veya bürokrasi. Ya bir sosyal güvenlik sistemini oluşturalım. İnsanların nasılsa yaşadığı süre 66-67 yaşına kadar değil. Dolayısıyla bu ekonomi üzerinde büyük bir etkisi olmaz ama insanlara bir güvence duygusu oluşturacağı için bir güvenlik ağı oluşturur. Bunun harcamalar üzerinde pozitif etkisini görürüz. Şimdi insanlar ölecek, biz bu çeki nasılsa göndermeyeceğiz düşüncesiyle kurulmuş olan bir sistem, insanlar 70-80 yaşına kadar yaşadığı için döndürülemez bir sistem haline gelmiş. Çok az konuşuluyor ama demografi dünyada gerçekten çok baskın şu anda. Japonya'da da öyle, Çin'de de öyle. Almanya İkinci en yaşlı nüfus Avrupa'da, evet. Dünyada. Ben sana ilginç bir şey, yani çarpıcı olması için, yani sen şimdi demografi diyorsun ya, demografi çok önemli diyorsun ya, sadece şunu hayal etsin insanlar. Bir buluş yapıldı, ölen hücrelerin yerine şık diye bir enjeksiyon yaptırıyorsun, yenileniyor. Ve yani bir trafik kazası, uçak düşmesi olmadığı sürede yaşının 300'e uzadığını düşün. Yani öyle bir buluş yapıldı. Şırıngayı ya şey yapan artık genetiğine giriyor, sürekli hücreleri yenileniyor. 300 yaşına geldi. Şimdi emeklilik yaşı ne olur? Yani bütün her şey alt üst olmaz mı? Bırak yani o 300 yaşına gelmeyi. İnsan hayatının sadece 10 yıl uzaması bile ekonomileri inanılmaz şey yaptı. Tabii. Ve bizde de o sosyal güvenlik sistemi gerçekten hala böyle saatli bomba gibi orada duruyor. Yani şu an tamam, bizim ekonomi fena değil. Gidiyor bütçemiz falan bunu karşılıyor falan ama yarın hakikaten dediğin gibi 2016-2017'de öyle dünyada yeni bir türbülans bir şey oldu da vergi gelirleri anında düşüyor. Yani kimse harcamıyor. Amerika'daki en büyük kavga o. Hani Obamacare'in etkileri nasıl olacak? 2015-2016'dan sonra nasıl bir seyir izleyecek tartışmaları, evet, var. O açıdan mesela Japonya hiç göçmen kabul etmemesi, kültürel olarak çok sempatik bakmaması nedeniyle tehlikede bir bölge. Ama Amerika'ya baktığınızda kültürü zaten göçmenlik üzerine kurulduğu için, evet, daha dinamik bir bölge. Bütün bu unsurları da hani kısa vadeli Merkez Bankası'yla falan halletmek çok zor. Ayşen, çok fazla soru geliyor şeyle ilgili, altınla ilgili. Ve senin altındaki, çünkü uluslararası piyasalar müdürüsün ve bütün dünyayı yakından izliyorsun. Altınla ilgili söyleyeceklerin çok önemli. Kısa vadeyi istemiyorum. Yani ya bugün 1350 de efendim 1320'ye düşer, şuradan şuraya çıkar değil. Senin kafandaki o 3 senaryoya göre
veya o üç olasılığa göre altının önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde nasıl bir yön çizeceği hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi kısa vade zaten çok emin değilim. Yani hala binlere doğru bir satış olabilir gibi geliyor bana eğer şöyle doğru düzgün bir 1400'leri aşmazsak. Ama 2-3 yıllık baktığımızda ben o 1900 hareketinin zirve olduğunu düşünmüyorum. Yani önümüzde daha 1900'lerin üzerine götürecek bir hareket var bence altında. Bu birkaç nedenden kaynaklanabilir. İşte bir tanesi az önce konuştuğumuz enflasyonun kontrolden çıkmasından kaynaklanabilir. Evet. Finansal sisteme olan güvenin bu kez daha kalıcı olarak çökmesinden kaynaklanabilir. Vergi artışlarının insanları işte konuttan vesaireden çıkartıp biraz daha böyle kolay hareket ettirtebildikleri varlıklara doğru kaymasından kaynaklanabilir. Ama ben 2 sene sonra hani daha düşük mü olur, yüksek mi olur diye konuşursak çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Evet, şu an altın grafiği burada ve şu an bu dakika itibariyle 1325.90 ons 31 gramı. Ne zaman 90 lira olur diye bir izleyicimiz soru sormuş. Onu gerçekten tahmin etmek oldukça zor. Cevap vermek de çok anlamlı değil ama ben altını olanların hakikaten uzun vadeli ama %15, 10-15'ten fazla da 15-20'den fazla da portföyün olmaması. Ve kaldıraçsız bir şekilde. Kaldıraçsız yani. Olması. Rahat tutabileceğiniz, marj problemi olmayacak şekilde. Ama sen 1900 dolarlarında üzerine çıkabileceğini önümüzdeki 2 yıl içerisinde söylüyorsun. Evet. Bir de euro dolar paritesinde dün çok sert bir düşüş vardı. Hemen onu da verelim. Bu euro dolar paritesindeki bu sert düşüş enflasyon rakamları açıklandıktan sonra oldu. Burada ne düşünüyorsun euro dolar? Şimdi orada önce bir şeyi söyleyeyim. Yani euronun bir kısmetsizliği var. O da şudur. Diyelim dolardan çıkmak istiyorsunuz. Yani yüz milyonlarca veya milyarlarca dolar satıp başka bir yere geçeceksiniz. Şimdi nereye geçebilirsiniz? İsviçre frangına geçsiniz. İsviçre Merkez Bankası müdahale ediyor devamlı olarak. Japon yenine geçsiniz. Boş devamlı müdahale ediyor. Değer kazanmasına izin vermiyor. Yuan zaten convertible bir para birimi değil. Gelişmekte olan ülke para birimlerine zaten güvenemezsiniz. Likiditesi de veya likiditesi yok. Dolayısıyla kala kala bir tek Avrupa kalıyor. Yani Euro kalıyor. Euro'da da aksi gibi ECB'nin bilançosu küçülüyor bir de. Yani Euro'yu destekleyen bir şey de var. Dolayısıyla Euro bir defa en liberal para birimi gibi dolardan sonra şu anda. Bu Euro'nun kısmetsizliği. İkincisi şu var. Enflasyon oranları İspanya'da çok düştü. Dün genelinde çok düştüğünü görüyoruz. Bu aslında şu demek. ECB'nin bir şeyler yapması lazım. Üçüncüsü de ECB bunlara değiniyor. Oradaki faiz oranları, piyasa overnight oranları, euro oranları yükselmeye başladı. Bunun nedeni ne? İşte ECB'nin bilançosu küçülüyor çünkü LTRO ihalelerinden alınan paralar geri veriliyor. Şu anda da excess likidite yani fazla likidite çok düşük seviyelere geldi. Bu overnight oranları yükseltmeye başladı. Hı hı. Bunu gören piyasa şöyle düşünmeye başladı. ECB yeni likidite ihaleleri açması lazım veya yaptığı bazı operasyonları sterilize etmemesi lazım. Dolayısıyla likidite artacaktır. Bu da euro üzerinde baskı kuran diğer bir gelişme. Ben şöyle düşünüyorum. Euro aşağıya doğru devam edecek ama Amerika'dan veriler kötü gelmesi. Yani bugün ISM'in işte 50'ye düştüğünü görürsek yapacak bir şey yok yani. Euro o para tekrar yine euro'ya gidecek. Evet. Evet Çantış, programımızın sonuna geldik. Bu arada Murat Uçar demiş ki para harekatı kitabından başka krizleri anlatan ve bu krizlerden 4-6 yıl sonra nelerin yaşandığını anlatan başka bir kitabınız var mı diyor. Maalesef yok. Para harekatı kitabını da anlatmıştım. Ama Amerika krizini incelediğim bir kitap var. Hazırlandı. O kriz sonrasında hazırlamıştım. Belki onu yayınlarım. Amerika 29 krizine nasıl gelmiş, nasıl coşkuyla sonra neler olmuş. Onu oradan okuyabilirsiniz. İlginize çok teşekkür ediyorum. Şant İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü. Programa ilk defa konuk oldun. İnanılmaz keyifliydi çok senden bu küresel resmi dinlemek. İzleyicilerimiz adına da çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, sizlere de bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyor. Ve iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Sağlıklı bir hayat için en iyi gıda denetçisinin siz tüketiciler olduğunu lütfen unutmayın. Bu nedenle satın alacağınız gıdaların